Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimiz namazdan sonra yapılan dua ve zikirler hakkındadır. Dünkü dersimizde imamlığı görmüştük. Cemaat imamına uyar demiştik. Şurayı söylemeyi belki unutmuş olabilir miyiz acaba? Şu noktalarda cemaat imama uymaz. İmamın namaza fazla secde ile ilave etmesi, iki yerine üçüncü secdeye gitmesi gibi mesela, bayram tekbirlerini fazla alması, cemaatin de fazla almasını gerektirmez, uymazlar. Son oturuşta yanılarak imam ayağa kalksa, cemaat oturur bekler. Sübhanallah deyince imam oturur hatırlar. Cenaze namazının tekbirlerinden birisini fazla alsa, yani dörtten fazla tekbir almış olsa, cemaatin de imama uyarak fazla tekbir alması gerekmez. Bu gibi hallerde imama uyulmaz. Onun ötesinde namazlarımızı kıldıktan sonra inşallah bir miktar Cenab-ı Allah'ı zikretmek ve dua etmek güzel olur. Yani insanlarda da böyle bir usul var. Güzel bir iş yapıldıktan sonra önce birisine bir işimiz düşüyorsa gönlünü aldıktan sonra bir iki iltifat edici laf ettikten sonra talebimizi söyleriz genellikle. Cenab-ı Allah'a da ibadet ettikten sonra arkasından Cenab-ı Allah'ı zikretmeye övmek güzeldir. İhtiyacı varsa dua etmek de güzeldir. İhtiyacı varsa ne demek? Bizim her zaman Cenab-ı Allah'a ihtiyacımız var. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya ihtiyaçsızlık da hoş değildir. Neyse bu dua bahsinde anlatılacak sözler orada söyleyelim ama biz Allah'a Celle Celaluhu her zaman muhtaçız. İslam alimlerinden ya da büyük velilerden bazıları şöyle düşünmüşler. Efendim Allah halimi görüyor. İstememe ne hacet? Ben neye muhtaçsam o bana zaten ihsan eder. Hatta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılırken dahi havada bu ateşten beni kurtar demediğini, sadece hasbunallah, Allah bana yeter, Allah bana kafi dediğini, Cibril'i bile koşup Allah da dua et de seni kurtarsın dediğinde halimi biliyor ya, o bana yeter dediğini anlatırlar. Anlasınlar arkadaşlar, onlar o büyük velilerin büyük özellikleridir. Büyük halleridir, makamlarıdır. Biz o hallerin, o makamların insanı değiliz. Olmadığımız makamlardan dem vurmak ve öyle davranmayı taklit etmek de hoş değildir. Biz fakiriz, biz muhtaçız, biz aciziz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya her an ihtiyacımızı arz ederiz. Bununla alakalı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri de var. Ayakkabınızın bağını, ipini bile Allah'tan isteyin diyor. Ya bunun için de dua edilir mi demeyin. Onu bile isteyin yani. Zaten dua yerinde gelecek, başlı başına bir ibadettir. Ne yapardı sevgili Peygamberimiz, neyi tavsiye ederdi namaz kıldıktan sonra? Bu ezan malum, o da bir zikirdir, anlatıldı. Kamet getirmek namaz için malum, o da bir zikirdir, o da anlatıldı daha belki derslerimizde. Farz namaz bittikten sonra, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlara da tavsiye ederdi. Kendi kendilerine 3 defa istiğfar ederdi. Şimdi hadis-i şerifte önce 3 defa istiğfar ederdi diyor. Bu istiğfarı nasıl ederdi o bile hadiste söylenmiyor. Arapça istiğfar estağfirullah demektir. Hadi biz buna bir kelime daha ilave edelim. Estağfirullahal azim. Asıl saadette Müslümanlar bu ve bunun arkasındaki saydığım bütün tesbihatı kendileri söylerlerdi işlerinde. Şimdi bunları müezzin komut vererek bütün Müslümanlara müştereken yaptırıyorlar ve camilerde de bu bir örf halinde devam ediyor. Men ra'a
El-Müslümûne hasenen fehüve indallâhi hasen. Müslümanların katında güzel olan, Müslümanların güzel girdiği şey inşallah Allah katında da güzel olur, o da güzel görür diyerek de buna bir şey söylemeyelim. Bazı kardeşlerimiz, madem ki Peygamberimiz ve ashab-ı kiram bunu yapmadılar, öyleyse bidat olur diyor. Bidat olmaz. Neden olmaz? Çünkü yapılmıştır. Biçim önemli değil. Kendisi var mıdır? Evet. Öyleyse ha bir imamla beraber bunu söylemişiz, yapmışız ya da müezzinle beraber yapmışız, ha kendi kendimize yapmışız. Peki hocam hangisi daha faziletlidir diye soracak olursanız, cemaatin seviyesi yüksek olsa, bilgili ve şuurlu olsa ve herkes Peygamberimizin dönemindeki gibi kendi kendine yapsa bu daha faziletlidir. Ama o seviyede bir cemaat değilse, müştereken yapmakta bir huzur buluyorsa veya müştereken yapılmasa çoğu terk edecek, yapmayacaksa işte o zaman da cemaatte yapılması daha uygun olabilir. Şimdi bazı kardeşlerimiz burada aşireye gidiyorlar. Bakın biz cemaatle namaz kılarken imama 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim der. Halbuki münferit kılarken 5 söylemesi, 7 söylemesi, 9 söylemesi sünnetin üstünde müstahap sevabı getirir, artı sevap getirir. Ama cemaatle namaz kılarken işte arkada yaşlılar var, ihtiyarlar var, şu bu, cemaate pek mani olunmasın, 3 defa söylensin diyoruz. Değerli kardeşlerim, vur deyince öldürmemek lazım. İnsanların törenlere karşı bir merakı var. Maalesef öteden böyle böyledir. Daha evvelki Yahudi ve Hristiyanlar dinleri hak iken, peygamberleri Hazreti Musa, İsa efendilerimiz hak peygamber iken dinlerini muhafaza edemediler, tahrip ettiler, bozdular. Sonunda bugün ritüel denilen birkaç tane ayine, din diyorlar. Ne yapar Hristiyanlar ibadet olarak ya da Yahudiler? Hiç. Fazla gör, kiliseye gider, koltuklar oturur, şarkı türkü gibi ilahi söylerler. Çalgıların eşliğinde. Oruç dedikleri de persiz gibi bir şeydir yani. İnsanların böyle şeylere nedense çok merakı var. Şimdi biz imama 3'ten fazla Subhane Rabbiyel Azim dedirmezken müezzin efendi kardeşimiz başlıyor. Estağfirullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Yettirdi. Bir daha. Estağfirullah el azim el kerim el rahim ellezî bilse 99 esmayı da çekici galiba. El gafur el rahim diyerek. Yetmedi bir daha. Neye dayanarak yapıyoruz bunu? Kendi kafamızda. Böyle daha güzel olur zannediyoruz. Peygamberimiz 3'ten fazla tesbihat çektirmiyor. Bakın arkada işte böyle böyle diye. Bunlara dikkat edelim. Hanefi mezhebinde bir farzın arkasından nafile kılınacaksa Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikramdan başka bir şey söylenmez diyor. Başka bir şey söylemek iki namaz arasına fasıla girdirmek hoş değil, mekruhtur denir. Bizim mezhebimiz, Hanefi mezhebinde. Şafiler oturup bir de bize tesbih çekiyorlar. Şimdi öyle de yapmış peygamberimiz ki onlar da öyle yapıyorlar. Bizim imamımız böyle bir rivayeti görmüş, buraya esas almış, biz de böyle yapıyoruz. Hadi istiğfara, hadis-i şerif vardır diye itiraz etmeyelim. Birisi kalkar, senin o istiğfar hadis-i şerif dediğini Hanefi uleması görmemiş mi diyebilir. Desin, zarar yok. Hadis-i şeriftir, alınır. Daha fazla mesela ala Resulina salavat,
Hadi bir de peygambere selavat getirin. Bunu da söylemez müezzin. Demek ki farz namazdan sonra arkasından sünnet namaz varsa hangi namaz? Mesela öğlen, akşam, yatsı namaz. Sabahın arkasında nafile sünnet yok. İkindinin arkasında da yok. O zaman Allahümme enteselam ve minkeselam tebarekte ya zelcelali vel ikram diyeceğiz. Ya da tesbih, istiğfar çekeceğiz. Hep üç defa estağfirullah lazim, estağfirullah lazim, estağfirullah lazim denilebilir. Sünnetten sonra Peygamberimizin bir tavsiyesi var. Kim ayetel kürsi namazın sonunda okur, bir de İhlas-ı Şerif okursa, o adamın cennete gitmesine mani sadece ölmemesidir, hayatta oluşudur. Ölseydi hemen cennete giderdi. Her namazın sonunda, duadan sonra yapalım biz bunları tabii. Farz namazlar bittikten sonra 10 defa İhlas-ı Şerif okuyanların da inşallah cennete gidecekleri müjdelenmiş. Sonra Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bütün zikirleri içerisine alan çok kuvvetli bir zikirdir. Tesbihat öncesi müezzinler, biz de kendimiz ezberden bunu söyleriz. Subhanallahi demek, Cenab-ı Allah'a her türlü eksiklikten, kusurluktan, noksanlıktan, acizlikten uzak tutarım. Allah bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır diyerek övmektir. Velhamdülillah, Allah'ı hamdü sena ile şükreylemektir. Ve la ilahe illallahü vallahu ekber, Allah'ın birliğini ve büyüklüğünü, azametini ilan etmektir. Tevhidin ta kendisidir. Ve la havle ve la kuvvete, güç ve kuvvet asla ve kat'a yoktur. İlla billahil aliyyil azim, azim, yüce, Cenab-ı Allah'ın gücü kudreti vardır de, kendisinin de ona teslim olduğunu ifade eder. Sonra ayet-el kürsi, işte ancak ölseydi cennete götürecek kadar kıymetli bir amel, bu okunur. Bazı memleketlerde müezzin efendi bunu alenen okuyor. Bilmeyenler de ezberlesinler ve ezberlerini düzelsinler diye mi öyle okuyor acaba? Bizim memleketimizde yine herkes bunu kendi içinden okur. Sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedirtir. Demek aslında bunların kendi başına çekilse daha faziletli olacağını söylemiştik. Ama cemaat hep beraber bunu yapacak bir durumda değilse müezzin de söylese bir şey olmaz. Ama bilen insanlar bir araya geldiklerinde, böyle küçük cemaat oluşturduklarında ya da caminin dışında, onlar tesbihatlarını kendileri çekmelerde tavsiye olur yani. Bunun hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir adam namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber dese, toplam 99 eder. Allah Celle Celaluhu'nun 99 Esma-i Hüsna'sına bedel. Yüzüncüsünde de La ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dese, o adamın günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa Allah affeder. Bazı alimler bunlar küçük günahlardır diyorlar. Cenab-ı Allah'ın affedeceği. Yani olsun küçük günah. Biz de durmadan adam öldürecek, içki içecek, zina edecek değiliz ya. Yaptığımız genellikle böyle küçük günahlar. Allah Celle Celaluhu namazla nasıl temizliyor? Abdest de temizliyor, camiye gelirken temizliyor, camide temizliyor. Tesbihatta da temizliyor. Onun için camiye gidip gelen, cemaate devam eden insanların imanına rahatlıkla şahitlik yapabilirsiniz. Onlar inşallah da cennetlik olurlar. Ne kadar güzel bir müjde. 33 defa Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber'dir.
Sonunda da La ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur. La ilahe illallahu vahdehu, sadece o vardır tek başına. Allah'a tevhid eylemek, birlemek. La şerikele, ortağı, benzeri, dengi yoktur. Lehül mülk, bütün mülk, bütün varlık, bütün iktidar, bütün güç ve kuvvet ona aittir. Ve lehul hamd, bütün övgüler, teşekkürler, senalar da ona aittir. Çünkü vergi namına ne varsa ondandır. Bir ekmeği, bir çayı, bize bir fincan kahveyi ikram ediyorsa o aracıdır, vasıtadır. Esas sahibi Allah'tır. Allah'a şükretmek gerekir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah Celle Celaluhu her şeye kadir diyoruz. Bu da dinimizin özetidir. Manasını anlayarak böyle söylerse insanın imanı kuvvetlenir, göster. Bilinçli bir Müslüman olur. Akidesi güçlü olur. Sonra ellerini kaldırır. Cenab-ı Allah'tan ister, dua eder. Namazların, ibadetlerin arkasından dua da çok faziletlidir. Bu duanın da yerine göre bir usulü vardır, adabı vardır. Kabul olunabilmesi için bazı hususlara dikkat etmek lazım. O başlı başına bir ders. Onu da inşallah sözü bugün onunla fazla uzatmayalım. Yarın müstakilen Allah nasip ederse duayı anlatalım. Bugün sadece dua etmekliğimizin lazım geldiğini söyleyelim inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.